Merhaba çocuklar, ben emekli müzik öğretmeni Berk Öğretmen. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Size bugün çok değişik şeyler anlatacağım. Az önce bilgisayarımda search yaparken dünyaca ünlü bir besteciyi gördüm. Hayat hikayesini şöylece size anlatmak istiyorum. Şimdi ilk ders başlamadan önce benim sınıfa gidip önce hazırlık yapmam lazım. Merhaba çocuklar, birkaç kitap almaya geldim. Siz rahatınıza bakın. Evet çocuklar, bugün size Pyotr Çaykovski'yi anlatacağım. Pyotr Çaykovski kimdir, nerede yaşamıştır? Diğer tüm bilgileri size öğrencilerim Ece ve Mete anlatacak. Evet çocuklar, geçen gün bilgisayarımda search yaparken maillerimde sevgili Çaykovski'nin bana göndermiş olduğu kendi hayat hikayesini anlatan kendi sesinden bir video yakaladım. Şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Здравствуйте, ребята. Я Петр Чайковский, известный русский музыкант и дирижер. Şimdi Çaykovski'nin söylediklerini ben size tercüme edeceğim. Merhaba çocuklar, ben Pyotr Çaykovski, ünlü Rus müzisyen ve orkestra şefiyim. Для начала позвольте рассказать немножко о себе. Я родился в 1840 году, 7 апреля, в городе Воткинс. С детства в моем доме всегда звучала музыка. Мои родители увлекались игрой на фортепиано. Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 7 Nisan 1840 yılında Watkins şehrinde dünyaya geldim. Çocukluktan beri müzikle iç içe büyümekteyim. 5 лет я уже умел играть на фортепиано, далее я уже играл по нотам. У меня есть более 80 музыкальных воспроизведений. Я буду очень рад, если вы начнете учить мои произведения. Annem ve babamın piyanoya olan merakından dolayı 5 yaşında piyanoya başladım. Yaşım ilerledikçe notalara da hakim oldum. 80'den fazla eserim var. Bunları sizlere duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Evet çocuklar, şimdi Çaykovski'nin hayatını bir de Ece ve Mete'den dinleyelim. Mete, biliyor musun? Watkins şehri artık Çaykovski Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor ve bestecinin bir heykeli var. Evet Ece, 6 yaşında da Almanca ve Fransızca öğrenmiş. Aslında Çaykovski önceleri memurdu. 19 yaşındayken sivil hizmete başladı. 6 ay içerisinde de asistan oldu. Sonra kıdemli asistan oldu. Neyse ki müzik kariyeri oluşması için memuriyet kariyerinden de vazgeçmişti. Çaykovski'nin Uyuyan Güzel Balesi farkında olmadan hararetli bir marka tartışması haline gelmiş. Evet, onu duymuştum. Walt Disney Company hali hazırda Çaykovski'nin eserindeki kahraman olan Princess Aurora'yı patent başvurusu yapmış. Ama hala karar gelmesini bekliyormuş. Doktor Çaykovski 1883'te Cambridge Üniversitesi'nden onursal dereceye layık görülmüş. Çaykovski'nin Fındık Kıran Suite'ini dinledin mi bilmiyorum. Heyecan verici ve harika neşeli. 1892 yılında gösterilmiş ilk olarak ve eleştirmenler yerden yere vurmuş Çaykovski'yi. Ancak yenilikçi tarafını da olumlu karşılamışlar. Çaykovski annesinin ölümünden sonra depresyona girmiş. Evet, 1893'teki ölümüyle de ilgili spekülasyonlar var. 6. senfonisinin galası yapıldıktan tam 9 gün sonra vefat etmiş. Bazıları intihar diyor, bazıları da koleraya yakalandığını söylüyor. Evet çocuklar, verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Çaykovski, Mozart'ın bestelerinden, Rossini ve Verdi'nin görkemli operalarından esinlenmiştir. Rekabetçi bir ruhu vardır. Uzun yıllar göçebe yaşadıktan sonra 44 yaşında sadece bir ev sahibi olabilmiştir. Klasik Batı müziğinin ilgi görmediği Osmanlı topraklarını ziyaret eden Çaykovski 1886 yılında Trabzon ve İstanbul'da, 1889 yılında ise İstanbul ve İzmir'e gider. Çar 3. Alexander tarafından 1884 yılında özen bir nişanla ödüllendirilen Çaykovski artık toplum içinde saygınlığını arttırmıştır çocuklar. Çaykovski'nin en bilinen eserlerini mutlaka dinlemenizi isterim. Bale olarak Fındık Kıran, Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, senfoni olarak 1812 Slav Marşı, opera olarak da Yevgeni Onegin
Harikadır. Evet çocuklar, size kocaman bir kalp gönderiyorum. Bugünkü dersimiz sona erdi. Kendinize iyi bakın. Çaykovski'nin eserlerini mutlaka dinleyin ve arkadaşlarınıza anlatın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.